Japoncada Bonten ve Tarshakuten olarak bilinen Brahma ve Indra, Budanın veya Bodhisattvaların eşlikçileri olarak Budizme dahil edilen Hindu tanrılarıdır. Bu iki heykel Kofukuji için yapılmıştı. Kofukuji Nara'nın en önemli tapınaklarından biriydi. 8. yüzyılda burası Japonya'nın başkentiydi. Bu çiftin önemli olmasının çok sebebi vardır. Bunlardan biri heykellerin içi boş kurutulmuş vernikleme tekniği ile yapılmış olmasındandır. Bu hafif ve taşınabilir heykeller yapmak için kullanılan eski bir yöntemdir. Sadece Japonya'da yaklaşık 100 yıl boyunca uygulanmıştır. Asya Sanatı Müzesi'nde yer alan Bonten ve Taishakuten, Amerika'da bulunan 710 ve 794 yılları arasındaki Nara döneminden kalma tek büyük boyutlu Japon içi boş kurutulmuş vernikli heykellerdir. Bu tür heykeller Japonya'da bile çok nadir bulunurlar. Ve çoğu milli hazine veya önemli kültürel varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Asya Sanat Müzesi bu iki figürün geçmişine dair araştırmalar yürütmüştür. Bu heykeller 1906 yılında Kofukuchi Tapınağı tarafından satılan parçalar arasındaydı. O zamanlarda tapınaktaki eşyaların fotoğrafları çekilmişti. Koruma biriminin başkanı Mark Finn, bu iki figürün fotoğraflardan birinde yer aldığını ama elleri ve ayakları olmadığını, birinin de kafasının yarısı olmadığını belirtiyor. Avery Brandage 60'lı yılların başında bu figürleri satın aldığında bütün haldelermiş. O zamandan beri bu figürlerin ne kadarının restorasyon, ne kadarının ise orijinal olduğu merak edilmekte. Çoğu tarihçi restore edilen kısımların 20. yüzyıla ait olduğunu düşünüyor. Bunlar heykellerin önemini azaltmış. Japon bilim adamları ve Asya Sanatı Müzesi tarafından yürütülen araştırmalar çoğu parçanın orijinal olduğunu gösteriyor. Röntgenler heykelin içinde ahşap bir iskeletin bulunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda figürlerin yapımında ve tamirinde eskiden yeni çiviler kullanılmış. Ve parçaların tellerle bağlandığı yerler de var. Bu tellerden bazıları belli ki yapılan onarımlar. Çünkü çatlak ve benzeri şeylerin olduğu yerlerde bulunuyorlar. Bu telli onarımlar heykellerin orijinal parçalarının yeniden bağlandığı yerleri gösteriyor. Örneğin Taşakute'nin 1906 yılındaki fotoğrafta tamamen eksik olan kafasında bir tel yığını yer alıyor. Bu da burada gördüğünüz Taşakute'nin kafasının orijinal olduğunu ortaya koyuyor.